Kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Hukuk ve Yaşam programında işe iade davalarını konuşmaya devam ediyoruz. Cihan Bey, işe iade davalarından bahsediyorduk. Evet. İşçinin iş akti geçersiz bir nedenle feshedildi. İşçi kanuna uymayacak şekilde feshedildiğini görüyor. Bu durumda da artık ne yapıyor? İşe iade talebiyle arabuluculuğa gidiyor. Arabuluculukta bir anlaşamama tutanağı düzenleniyor ve sonrasında da iş mahkemesine gidiyor. İş mahkemesi de feshin geçersizliğine, yani davanın kabulüne karar veriyor. Bu durumda işte asıl süreç başlıyor. Çünkü feshin geçersizliği tespit edildiğinde ve işe iade kararı verildiğinde artık işçinin bir yükümlülüğü var. İşçi işverenine 13 gün içerisinde başvurmak zorunda. Eğer 13 gün içerisinde başvurmazsa bu hakkını kaybediyor. Şimdi buradan isterseniz devam edelim. Ben size şunu sormuştum. Eğer işçi bu süreçte başka bir iş yerinde çalışıyorsa bu durumda ne olacak? İşçi artık bu işini bırakacak mı? Nasıl bir süreç bekliyor işçiyi? Şimdi dava kazanıldı. Tabii demin dedik ya işte bu davalar kanundaki sürelere riayet edilmiyor. Çoğu zaman edilemiyor, uzuyor. Bu durumda ne olacak? İşçi o zaman tarafına benim davam var. Hatta davanın kazanılmayacağı da belli değil diyelim. Bekleyecek hali de yok tabii ki. Hayat devam ediyor. Gidip iş arıyor, iş buluyor, çalışıyor. Hatta oradan bile ayrılmış ikinci, üçüncü iş yerine bile girmiş olabiliyor bazen. O engel değil. Yani dava sırasında tabii ki başka bir yerde çalışabilir. Önemli olan orada başlamak için, işe iade talebinde bulunmak için 10 günlük süreye riayet etmesi. 10 iş günlük süreye riayet etmesi. 10 iş günü içerisinde işverene çalışmak için bulunacak, başvuruda bulunacak. Bu başvuruyu peki yazılı olarak mı yapması gerekiyor, noter kanalıyla mı göndermesi gerekiyor? Bunda bir şekil şartı söz konusu mu? Noter kanalıyla yapılması gerekir diyelim biz yine. Önemli olan şey bunun yazılı yapılması. İspat kolaylığı açısından da son derece önemli. Yani uygulamada farklı farklı yöntemler var. Mümkün bir mertebe bunun noter kanalıyla yapılması gerekir. Ama diyelim ki yazılı bir belge, bunun iş yerine götürdünüz, iş yerinde alındı kaydı yaptınız. Bu da benim şahsi kanaatimce yeterlidir. Ama uygulamada noterle yapılması gerekir diyoruz. Çünkü ispat kolaylığı açısından bu şart. İşverenin bunun karşısına takınacağı tutum da önemli. İşveren bunun karşısında iki tutuma bürünebiliyor. Hatta üç tutuma bürünebiliyor. Bir kabul yönünde, iki red yönünde, üç sessiz kalabiliyor. Bu durumda işverene bir serbestlik tanındığını görüyoruz aslında. Evet, yani serbestlik var ama tabii bunun da bir yaptırımı var ve bu yaptırımda mahkeme kararıyla belirlenmiş bir yaptırım. İşçi müracaatta bulundu, bu zaman zarfında çalıştı. Bunun bir etkisi var mı? Yok. Müracaatında samimi olacak. Başka bir iş yerinde çalışırken bile işe iade müracaatına bulunabilir. İşveren onu kabul ettiğinde iş akdini sonlandırır, sonlandırmaz. O artık kendi sorunu. Belki ihbar tazminatı bile öder eski iş yerine. O ayrı bir konu. Önemli olan işe iade talebinin samimi olması. İşe iade talebi karşısında işveren ya onu işe alacak, o seçeneği konuşalım önce. Eski pozisyonunu, eski şartlarını, eski yükümlülüklerini ve haklarını koruyacak şekilde ona uygun bir iş vermekle mükellef. Diyelim ki bir iş önerdi ama bu iş önceden işte masa başında çalışan bir işçiyken ona önerilen iş işte iş yerinin temizlik bölümü diyelim. Bunu kabul etmek zorunda mı işçi? Hayır, değil. Bu daha önceden değinmiştik belki. Bu artık nasılsa hani hiçbir şey kopmadı diyoruz ya fesih kararıyla. Bu artık böyle iş sözleşmesinin esas unsurlarında iş yerlerini değiştirdik gibi bir şey. İşverenin, işçinin bunu kabul etmesi zorunlu değil. Kabul etmediği zaman işveren tarafından işe alımın samimi olmadığına kanaat getiriliyor. Ve burada boşta geçen süre ücreti yanında işe başlatmama tazminatı da ödeniyor. Şimdi az önce de belirttik ya, mahkemenin işe iade ile ilgili kararında boşta geçen süre ile ilgili bir belirleme söz konusu. O işe iade başvurusunda bulunduğunda her halükarda ödeniyor. 4 aylık ücret diyelim, 4 aya kadar ücret. Bir de işe başlatmama halinde mahkemece belirlenen bir tazminat var. İşte bu da 4 ila 8 ay arasındaki bir ücret. Ve bunu da mahkeme kararında yine belirliyor. Eğer işveren işçiyi işe almazsa veyahut da işçiyi işe alır gibi yapar da samimi olmazsa burada da o belirlenen tazminatın, yani işe başlatmama tazminatının ödenmesi söz konusu.
İşveren açısından seçenekler olduğunu görüyoruz dediğiniz gibi. Eğer işçiyi bu 13 gün içerisinde başvurduktan sonra bir ay içerisinde işe başlatırsa bu durumda yine de boşta geçen ücretleri ödüyor. Ancak işe başlatmazsa bu durumda 4 aydan 8 aya kadar olan iş güvencesi tazminatı dediğimiz tazminatı ödüyor. Bunun yanında yine boşta geçen süreye ilişkin o 4 aylık ücret tazminatını da ödediğini görüyoruz. Burada evet. Asıl ayırıcı nokta dediğiniz gibi iş akdi devam ediyor. Sanki hiç feshedilmemiş gibi yeniden bir iş akdi kurulmuyor ve bu iş akdinin kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Yine bu başvuru sırasında işçinin samimi olmasını, buna karşılık işverenin de bu geri çağırmasında gel işe başla demesinde samimi olması gerektiğini söylüyoruz. Aynen. Hukuk hakkı her zaman korur. Evet, işçinin iş iadeyle ilgili bir hakkı var. Ama bunun belli bir usulü adabı var ve samimi olması gerekiyor. İşveren de yapmış gibi görünmemeli. Evet. Gerçekten işe alacak gibi, mahkeme kararına saygılıymış gibi davranmalı. Değilse de hiç uzatmaya gerek yok. Mahkeme belirlemiş tazminatı, o zaman hemen boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatını derhal ödemeli. İşte bazen işte kötüye kullanım söz konusu. İşe çağrılıyor ama içeride mobbing yapılıyor. Hı hı. İşe alınıyor ama departmanı değiştiriliyor. İşe alınıyor. İş aktif feshediliyor. İki gün, üç gün sonra başka sebeple iş aktif feshediliyor. Bunlar hani kötüye kullanım. Hukuk kötüye kullanımı koruması hiçbir zaman. Onun bedelini ödetir. İşçinin mağdur olduğunu görüyoruz. İşçi diğer işinden evet. de yeni bulduğu işinden de ayrılıyor. Daha sonra buraya başlıyor. Buradaki işinden de yine iş aktif feshediliyor. Her halükarda mağduriyetini görüyoruz. Yani bizim yargı yönünden çözümümüz bu davaların bir an önce bitmesi, hızlı bitmesi. Yani yargının üzerine düşen davanın kabulü veya reddi neyse bunu bir an önce netleştirmek. Gerisi artık işveren ve işçinin bileceği bir konu. Ama yargının burada yapması gereken şey davayı hızla süratle bitirmek. Dava hızla ve süratle bittikten sonra zaten olay sıcağı sıcağına olduğu için çözüm daha basit. Öbür türlü 2 yıl sonra, 1,5 yıl sonra işçinin hayatında birçok değişiklik oluyor. İşveren nezdinde birçok değişiklik oluyor. Bazen fabrikaların kapanması bile söz konusu. Evet. Diyelim ki iş iade davası bitti, iş yeri yok ortada, iş yeri kapandı. Hani bu tip bile sıkıntılar oluyor. Bu da yine tabii iş yerinin kapanması yapılan fesli geçerli hale getirmiyor. Hala yine geçersiz feslin sonuçlarına tabi oluyor kapanan iş yeri dahi. Artık orada işverenin başka bir iş yeri varsa denkse onu bir önerilmesi söz konusu ama değilse direkt tazminat ödemesi gerekiyor. İş yerinin devre halinde de yine aynı şey söz konusu oluyor. Biz bu durumda eğer iş yeri devredilmişse artık yeni devralan kişiye karşı bu davayı açmak zorunda kalıyoruz. Evet, o öyle. Dava bittikten sonra devir halinde de yeni devralana da müracaat etmek gerekir. Çünkü ticari işletme devri kapsamında, iş yeri devri kapsamında da değerlendirmesi söz konusu. İşe başlatmayla ilgili olarak bazen de şu söz konusu oluyor. Dava henüz sonuçlanmadan, dava devam ederken işveren işçiyi işe çağırıyor. Gel işe başla aynı şekilde diyor. İşçi bunu kabul etmek zorunda mı? İşçi açısından herhangi bir şekilde kötü sonuç doğuracak bir durum söz konusu mu burada? Hayır değil çünkü yani işçinin dava yoluna gitmek, dava sonucunda o feslin geçersizliğini tespit ettirmek en doğal hakkı. Bunu görüyoruz. Evet doğru ama bunun artık yargıya intikal etmiş ya ben sulh yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer iş hani arabuluculuk aşamasındaysa o noktada değilse dava aşamasındaysa sulh yoluyla hani bu durumun kararda yansıması gerektiğini düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Boşta geçen sürelere ilişkin tazminattan bahsettik. 4 aydan 8 aya kadar ücret tazminatından bahsettik. Davanın reddi halinde yani artık işveren tarafından yapılan feslin geçerli nedene dayandığının ve işe iade talebinin reddi haline de yine bir tazminattan bahsediyoruz. Bu tazminatta artık daha doğrusu işveren açısından tazminat söz konusu olmuyor. Sadece tazminat dediğimiz ihbar ve kıdem tazminatı. Başta da ödenmiş olabilir bunlar. Dava sonunda da ödenebilirler. Ve aradaki ödemenin dahi mahsup edildiğini bile görüyoruz. Evet. Her şey var yani burada evet o nokta var. İşe iade kararı verilmesi halinde, davanın kazanılması halinde bir durum daha söz konusu olabiliyor. Bazen nedir? Tazminat ödenmiş oluyor işçinin. Hani biz sizi geçerli sebeple çıkarttık, haklı sebep yok. Kıdem tazminatınızı buyurun. Hatta koşulları varsa ihbar tazminatını buyurun diye ödeme yapılmış olabiliyor. Belirttik az önce işe iade kararıyla birlikte fesih hiç olmamış gibi kabul edilişi için artık o ödenmiş olan tazminatın da iadesi söz konusu. Kıdem tazminatının iadesi söz konusu.
Şimdi burada iade yapılırken sizin dediğiniz gibi bir de boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekiyor. Onun mahsup edildiğini görmekteyiz. İşe başlatmama halinde ise artık onun öyle bir durumu yok. Ama orada da fark kıdem tazminatı çıkıyor. Çünkü işe iade kararıyla birlikte kıdem süresi de işçinin değişeceği için fark kıdem tazminatı söz konusu. Bazı hallerde davanın konusuz kaldığını görüyoruz. Çünkü işe iade talebiyle birlikte mahkemeye başvuruluyor. Ancak işçi artık bu davasından vazgeçiyor. İşe iade talebinden vazgeçiyor. Feragat söz konusu oluyor. Hatta bu feragat halinin bazen işveren tarafından kötüye kullanımına dair şahit oluyoruz. Bu davanın konusuz kalması halinden de isterseniz biraz bahsedebiliriz. Şimdi uygulamada hani sıklıkla karşılaşılıyor. İş akdinin üçüncü bir fesih yolu var aslında. Hani işçi tarafından fesih, işveren tarafından fesih gibi. Bir de karşılıklı anlaşmayla fesih. İşte biz buna bozma diyoruz. İşçi bir şekilde iş akdinin, işçi veya işveren, iş akdinin müşterek bir iradeyle sona ermesi konusunda anlaşıyorlar. Bu taleple ilgili de mutabık kalıyorlar. Burada işte tazminatların ödenmesi yönünde bir kararlaştırma oluyor. Yargı bu ikaleye değer veriyor mu? Veriyor. Ama ikalenin değer görmesi için işçinin normalde alabileceği tazminata yakın veya o kadar veya daha fazla bir tazminat alması, haklarını alması, temin etmesi gerektiğini, işçinin özgür iradesiyle o ikale sözleşmesini imzaladığını veya ikale teklifini yaptığını görmesi gerekiyor yargının. İşte bu ikale sözleşmelerinde, ikale tekliflerinde veya o kararlarda işe iade talebinden de feragat ettiğini görmekteyiz. İşte burada önemli olan husus işçinin iradesinin doğru yansıyıp yansımadığı. Yargı burada o noktaya çok dikkat ediyor. İşçi gerçekten işe iade hakkından feragat etmiş mi? Veyahut da işçi ikale iradesinde samimi mi değil mi? Ona bakılıyor. Yani ikale dediğimiz şey bozma. İşçi feshetmek istiyor. Ama tazminatını alarak feshetmek istiyor. Bu iradesi samimi değil mi? Buna bakılıyor. Eğer bu samimi ise o zaman artık işe iade davası açamaz. Ama değilse bu iradesini baskı hile altında kullanmışsa, haksız bir şikayet, haksız bir suçlama karşısında kullanmak zorunda kalmışsa ve yine bir baskı varsa üzerinde, o zaman bunun samimi olmadığını, bu feragata, işe iade talebinden feragatı da öngören bu düzenlemeye itibar edilemeyeceğini görüyoruz. Yine tabii işçi istifa ederse işe iade talebinde de bulunamayacaktır. Bu noktada da işte o istifa iradesi gerçek mi, samimi mi, baskı altında değil şekilde mi kullandı, ona da bakmak gerekiyor. Bunun açıklıkla görülmesi gerekiyor. Aynen. Miraslar açısından da bir şey söz konusu aslında. Geçersiz fesih gibi bir durumda artık maalesef işçi vefat ederse işveren işçinin mirasçıları maalesef işe iade davasını açamıyorlar. Böyle bir hak söz konusu değil. Ama şimdi işe iade davası açılmışken işçi vefat ederse bu durumda artık mirasçıları bu davaya devam edebiliyorlar. Evet. Devam eden davayı yürütebilirler ama diğer türlü açamadılar. Çünkü hani işçilikte kişiye bağlı bir hak, yükümlülük, işte işverenin işçisini seçmesi söz konusu, yapılacak işi yapıp yapamayacağı, yeterliliğin değerlendirmesi söz konusu. O yüzden şahsa bağlı bir durum var orada. İşveren bazen de işçinin iş güvencesi hükümlerini yeterince bilmemesine bağlı olarak İşçiyi kötü niyetli bazı şeylere zorlamaya kalkıyor. Biraz buna değindik aslında. Yani diyor ki ben senin sözleşmeni feshediyorum, ihbar ve kıdem tazminatını da veriyorum. Ben sana bir feragatname imzalatacağım ve sen artık bana karşı işe iade davasını açmayacaksın. Bu durumda işverenin kötü niyetine şahit oluyoruz. İşçi de ne yazık ki iş güvencesi hükümlerine tam olarak hakim olmadığı için bunu bazen imzalamak zorunda dahi kalıyor. Ama halbuki iş güvencesi hükümlerine hakim olsa, o feshin geçersiz bir fesih olduğunu bilse belki de böyle bir şeyi imzalamayacak. Gerçi bu feragatın da ne kadar şey olduğu tartışılır ama isterseniz... Yani sizin de dediğiniz gibi hani o feragatların geçerli olup olmadığı biraz tartışmalı. Orada hayatın olağan akışına göre o feragatnameyi vermesi mantıklı mı değil mi, özgür iradesiyle verdi mi vermedi mi, bilincinde mi değil mi? Hani ona bakmak gerekir yani. O çerçevede değerlendirme yapılarak o feragata değer verilip verilmeyeceği yerinde tartışılır.
Evet. İşe iadenin genel olarak bu şekilde olduğunu görüyoruz. Biraz isterseniz kıdem ve ihbar tazminatından da bahsedelim. Evet. Yani işe iade dediğimiz gibi çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Aslında çok basit ama karmaşık hallerde alabiliyor. Farklı farklı boyutlar olabiliyor. Ama temeli bu şekilde. Ama mutlaka bir uzmandan, hani her aşamasında iş akdinin sonlanmasına itibaren görüş alınmalı. Bu konuda işte kaynaklar falan gözden geçirilmeli. Özellikle herkes, sürelerin kaçırılmaması açısından buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hiçbir şey kötü niyetle de kullanılmamalı. Hani işveren açısından da işçi açısından da kötü niyetle kullanılmamalı. İşveren işi işten çıkartıyorsa bunun geçerli bir sebebi olmalı. Geçerli sebebi yoksa bu yola hiç müracaat etmemeli. İşe iade talebinde bulunmasını istemiyorsa ona göre ikale de mesela daha farklı düzenlemeler de yapılabilir. O zaman işe iade talebinden feragat mesela geçerli hale gelebilir. Nedir bunlar? Bu tazminatlara yakın bir tazminatın baştan ikalede verilmesi mesela. Hiç bu yargı süreciyle falan uğraşılmaz. Bu menfaat dengesinin sağlanması aslında burada önemli olan. İki tarafında menfaatleri yeterli düzeye ulaştığında böyle bir anlaşma yoluna gidilerek daha kısa sürede çözülebiliyor. Şu an bakılıyor günümüzde artık iş maddiyata dönüşmüş gibi. Hani iş sözleşmesinin ayakta kalması temel felsefe, kanundaki amaç o. Fesih hiç gerçekleşmemiş gibi eski hale dönüştürme söz konusu. Burada evet kurumsal yapılarda bile bazen sıkıntı yaşanıyor. Çünkü dava yoluyla geri dönmüş bir çalışan var. O çalışanın psikolojisiyle işte oradaki mesai arkadaşlarının veya üst düzey yöneticilerinin, üst kademedeki yöneticilerin iletişimlerinin her zaman sıkıntı yaşadığını görmekteyiz. Ve genelde işe iade davaları hani temel hedefine ulaşamıyor. İşe iade kararı çıksa bile yeniden sıkıntı yaşanabiliyor. Daha karmaşık sorunlara yol açabiliyor. Yani netice itibariyle şu an davaların olduğunu sürmesi de buna sebep. Maddiyata dönüşmüş durumda. Evet. Hani tazminata dönüşmüş durumda. İşte 8 ay, 9 ay tazminat olarak görülüyor bu davalar artık maalesef. Ama kanundaki amaç bu değil. Zaten bunlar bizim hukukumuza iş güvencesi olarak girdi. Amaç neydi? İş akitleri devam etsin, sosyal hayatta bozulma yaşanmasın, işsizlik yaşanmasın idi. Ama bugün geldiğimiz noktada evet işini yapıyor mu? Temel hedefini yapamıyor. Sadece maddi yönden mağduriyeti gidermeye çalışıyor. Ha, işverene karşı da bunun tabii yükü çok ağır aslında bakarsanız. Düşünün bir işçiyi çıkarttınız, usule riayet etmediniz veya geçerli sebep olarak öngörülmedi yaptığınız şey. Bunun karşısında hemen direkt 8 ay en aşağı 8 ay bir tazminat ödüyorsunuz. Hani çalıştırmadığınız şeye tazminat ödüyorsunuz. Aynen öyle. Hani işveren açısından da dediğim gibi hani yerinde değil, işçi açısından da yerinde değil. Temel hedefine ulaşamadı maalesef. Maalesef öyle oldu. İşe iade davaları bu şekilde. Şimdi işten çıkarma yasağının da gündeme gelmesiyle birlikte işçilerin haklarına iyice vakıf olmaları gerekiyor aslında. Bizim de bugün buradaki amaçlarımızdan biri de buydu. İşe iade davalarını bu şekilde anlattık. Şimdi kıdem ve ihbar tazminatına da tekrar biraz daha değinelim. Daha sonra zaten programımızın sonuna geleceğiz. İşçinin aklında şu var. Ben istifa edersem tazminatlarımı alamam. İşverenim beni çıkarsın, ben tazminat haklarıma kavuşayım. Ama kanunda bazı sayılı haller var ki bu hallerden bazıları mevcutsa işçi istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. İsterseniz bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle bizim kıdem tazminatına hak kazanabilmemiz için iş kanununa tabi olmamız gerekiyor ve bir yıllık bir kıdemimizin söz konusu olması gerekiyor. Bu iki şart mutlaka olacak. Biz bu şekilde kıdem tazminatına hak kazanabileceğiz. Ve yine bazı derhal fesih hakları düzenlenmiş 24. maddede. Haklısı bu fesih hakları da varsa yine kıdem tazminatına hak kazanabiliyoruz ve bazı özel durumlar var. Mesela erkekler açısından askerlik halinde askere gitme gibi bir durum varsa erkekler yine kıdem tazminatına bu şekilde hak kazanabiliyorlar. Kadınlar açısından da şöyle bir şey söz konusu. Evlenmişse ve bu evlenme tarihine itibaren bir yıl içerisinde yine iş sözleşmesini feshederek istifa olarak dahi kıdem tazminatına hak kazanabildiklerini görüyoruz. Yine yaşlılık ve malullük aylığı gibi bir şey söz konusu varsa, SGK'dan toplu ödeme alınacaksa yine bu durumda da bizim kıdem tazminatına hak kazanabildiğimizi açıkça söyleyebiliriz. Veya işte her zaman bilinen haliyle onu da söyleyelim. Hani yaşlılık aylığı alamayacak, emekli olamayacak belki ama yaş hariç o şartları taşıyorsa işte kamuoyunda 3600 gün olarak biliniyor ama değil tabii. Hani kimine 3600 gün, kimine 5400 gün. Herkesin
O ilk 99 ve 2002'deki kademeli geçişe göre belli bir prim günü var. Ona göre yaş hariç o şartları taşıyanlar da istifa ederlerse tazminatlarını alabiliyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi bir de haklı sebeple fesih halleri var. Yani işçi istifa ediyor ama haklı sebeple işten ayrılıyor. O durumlarda da kanun ona kıdem tazminatını alma hakkı vermiş. Burada işte bir tek şey şu akla gelen ihbar tazminatı. Evet, işçi haklı da olsa kendisi feshettiği için ihbar süreleri için öngörülmüş olan o tazminat olan ihbar tazminatını alamıyor maalesef. Yani bu ihbar süreleri önemli çünkü siz işverene bir anda ben bu işten ayrılıyorum diye gidemiyorsunuz. Bu durumda işverenize tazminat ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yeri geldiğinde evet ödemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü neden? İşvereniniz de mağdur etmemeniz gerekiyor. Öyle ama haklı sebep varsa onlar da olmuyor ihbar tazminatı işçi yönünden. Şimdi dediğiniz gibi işten çıkarma yasağı da sona erdi. İşveren tarafından yapılan fesihler de olabilir ama eskiden de aslında genelde haklı sebeple fesih halleri yine serbestti. Hani yasak yoktu o kapsamda. İşten çıkarmalar mevcuttu. Ahlak, iyi niyet kuralları kapsamında işten çıkarmalar mevcuttu. Bu aşamadan sonra da umarız yaşanmayacaktır öyle bir şey. Çünkü ekonomik hayat normale döndü. Tüm işletmeler açıldı. Bilakis daha çok işe alımların olacağını da düşünüyorum ben. Evet, umarım yaşanmaz. Şimdi ne kadar pandemi sürecinde zor günlerden geçsek de özellikle küçük esnaf bundan oldukça fazla etkilense de artık ekonomik hayatın biraz daha canlandığını, insanların dışarıya daha çok çıktıkça o ekonominin canlandığını şahit oluyoruz. İnşallah da bu şekilde gidecek ve hani işten çıkarmalar duymayacağız inşallah. İnşallah. İhbar tazminatı açısından isterseniz sürelere de değinelim biraz. Yani hangi sürelerle ihbar öneri vermemiz gerekiyor? Mesela 6 aydan az çalışan bir işçi varsa, 6 aydan az kıdeme sahipse bu durumda 2 hafta olduğunu görüyoruz. 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 ay, 1,5 yılla 3 yıl arasındaysa 6 hafta. Eğer 3 yıl üzerine de kıdeme sahipse artık 8 haftalık bir ihbar öneri verilmesi gerektiğini söz konusu. Şimdi bunlar haklı sebepler olduğunda söz konusu değil. Derhal işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi söz konusu, işçi açısından iş akdinin feshedilebilmesi söz konusu. Tazminat ödenmiyor. Ama haklı bir sebep yoksa burada işçi işveren ayrımı yok. Sizin de dediğiniz gibi o kadar süre öncesinden hani kıdeme göre o kadar süre öncesinden karşı tarafa fesin bildirilmesi gerekiyor sebebiyle birlikte. Bu daha ziyade hani geçerli fesih hallerini düşünebiliriz işveren tarafından. İşçi tarafından da haklı sebep arz etmeyen diğer fesih hallerini düşünebiliriz. Bu ne olur? İşte özel sebeplerle ayrılma olur, isteğiyle ayrılma olur, şehir değişikliği yapmak ister, o tip bir ayrılma olur. Veya işte erkeğin evlenmesi olur ama erkeğin evlenmesiyle ilgili herhangi bir tazminat öngörülmemiş orada. O tip durumlarda işçi tarafından da, erkek işçi tarafından da öncesinde bildirim gerekir. Yoksa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir evet, işçi. İhbar tazminatının, ihbar önerinin iki taraf açısından hem işçi açısından hem işveren açısından bir yükümlülük olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi iş arama izninden bahsedeceğim. Size son bir soru sorayım. Bu konu hakkında biraz konuşalım. Sonra programımızı bitireceğiz. Tamam. Kendisine ihbarda bulunan işçi iş arama iznini kullanabilir mi bu süre içerisinde? Yani ben seni işten çıkaracağım diyor, sana ihbar önerini veriyor. Bu süreçte işte ben iş arama iznini kullanabilir miyim? Yani kanundaki haline göre kullanabiliyor. Normalde fiiliyatta kullanabiliyor mu? Evet kullanabiliyor kurumsal yerlerde ama genelde sorun çıkarmaya elverişli bir düzenleme. Hani çünkü işte günlük olarak bunu kullandığında mesai saatlerinin baya baya azaldığını görüyoruz. İşte o iş akışındaki durumu çoğu zaman bozabiliyor. Bunun karşılığında uygulamada ne var? Genelde toplu kullandırma yöntemi olabiliyor. Veyahut da parasının ödenmesi söz konusu. İşte birisinin işveren açısından konuşuyoruz genelde. Birisinin işte senin iş akdini feshedeceğiz şu tarihte dendikten sonra orada çalışması huzur ve barış içinde çalışması maalesef bazen mümkün olamayabiliyor. Ve yine İşte 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik bir grup var diyelim. O grubun içerisinde birisinin işte mesaisine 2 saat önceden çıkması, bir de böyle iyice yoğun olduğu, işte onun da iş arama izninde gerçekten çalışma saatlerinde uygun zaman dilimi içerisinde kullandırılması gerekiyor yani. Hani gidip başka iş yerleriyle konuşacak, görüşecek, görüşmelere katılacak. O tabii iş akışını bozabiliyor. O yüzden işte onun toplu saatleri itibariyle toplanıp işte sonunda
kaç güne tekabül ediyorsa o şekilde kullandırılması söz konusu veyahut da tazminatının da ödenmesi genelde gündeme geliyor. Evet, iş arama izninde bu şekilde olduğunu gördük. Evet. Cihan Bey, bugün işten çıkarma yasağından, işe iade davalarından, yine ihbar ve kıdem tazminatından bahsettik ve programımızın sonuna geldik. Oradan oraya geçtik. İyi oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.